içerisindeki sular açmak suretiyle tabana çekip bir taneye girdiği bölümdür. Mağarada iki galeri olduğundan bahsederiz. Sular altında olan üçüncü galerisidir. Ki bu bölüm itibariyle 95'li yıllardan 2000'li yılların başına kadar birçok araştırma yapılmıştır. Bu bölüme iple sarkmak suretiyle aşağı inen araştırmacılar yanlarında dalgıçlarla beraber inmişlerdir. 65 metre sonra gölle karşılaşır. Şimdi buraya dikkat. 65 metre sonra tabanımızda karşılaştıkları gölün yaklaşık olarak 4 ya da 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğu söyleniyor. Büyükçe bir göl. Ve bu göl içerisinde bir müddet botla gezmek suretiyle bir takım araştırmalar da yapılmıştır. Fakat tabanında nasıl bir parkur söz konusu yahut dış çevreyle ne tür bir bağlantısı vardır, bu öğrenilememiştir. Bu tam bir muammadır. Ki dalgıçların suyun içerisine girememesi, gölün tabanında girdapların, yutakların olmasıdır. Bu nedenle dalgıçlar dalamamışlardır. Peki 2000'li yıllardan bugüne kadar araştırmaların devam etmeme nedeni ise su seviyesinin yükselmiş olmasıdır. Yani artık göle ulaşamıyoruz. Çünkü son yağan yağışlardan sonra bu seviye 3 metreye kadar düşmüş durumdadır. Yani bu bölümde kafamızı eğdiğimizde artık sular görülebilmekte. Hatta en son 2006 yılında burada göl şeklinde sular görülmüş. Belki yağışlar bu şekilde devam ederse gene bu bölümde sular görülebilir. Benim geldiğimde ilk kez bile vardı. Bize enteresan gibi gelen bu sular aslında birçok dağın tabanında bulunan yeraltı sularıdır. Ve bu sular hakkında şöyle söylenir. Aşağı Pazar Ovası dediğimiz kısımda geçirgen olan tabakada sondaj vurmak suretiyle yahut kendine kaynak bulmak suretiyle çıktığı düşünülen sulardır. Fakat tespit edilmiş ballıca kaynaklı bir su bulunmamaktadır. Şimdi genelde bu bölümde tabanımızda gölün olduğunu düşünen ziyaretçilerimiz tavanda ne vardı onu merak ederler. Yani bizi nereye getirdiler? Efendim Ballıca Mağarası'na geldiniz, araçlarınızı otoparkta bıraktınız. O otoparkın 36 metre altından geçtik. Yan tarafta bir dere görmüşsünüzdür. İn deresi deriz biz. Şu anda o derenin, o akarsuyun 18 metre altındayız. Yani bu bölüm muazzamdır. Altınızda göl, üstünüzde akarsu vardır. Her zaman nasip olmaz. Şimdi bu bölümde suların yoğun olması nedeniyle bakınız Ballıca Mağarası'nın en büyük sarkıtı buradadır. Sarkıtın boyu 7,5 metredir. Tahmin edilen ağırlığı 22,5 tondur. Genelde de Maraş dondurmasına benzetilir. Efendim mağara içerisindeki oranlara baktığımızda %45 ila %85 arasında nem vardır. Oksijen oranından bahsettik. %18 ila %22 gibi muazzam oranlardadır. Yani mağaradan çıktığınız anda oksijen %13'e düşmektedir. Ve sıcaklığına baktığımızda dünyanın en misafirperver mağaralarındadır. Hiç ziyaretçisini üzmez. Yazın da gelseniz, kışın da gelseniz sıcaklık 17 derece ile 24 derece arasındadır. Ve ısının stabil olması, oksijeninin yüksek olması, içeride bulunan %85 oranındaki nemi asla rutubete dönüştürmez. Aksine şifa kaynağı haline getirmektedir. Efendim, parkurun dışına çıkmadan, zira parkurun dışına çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Çünkü görmüş olduğunuz zeminlerde rimler bulunmaktadır. Rim dediğimiz bölümler, üzeri kireç taşıyla kaplı, altında 4 metreye 5 metreye kadar su dolu boşluklar vardır. Onun için beton zeminin dışına çıkmadan ziyareti gerçekleştirelim. Şimdi beton zemini dışına çıkmadan dilediğiniz kadar fotoğraf çekebilir, istediğiniz kadar mağara içerisinde kalabilir ve soldaki basamaklardan çıkışa ulaşabilirsiniz. Cümleten iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar.